Sevgili Murat Şahin'i, Fütüristler Derneği Başkanı, Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı ve orijinal şirketleri Chief Dream Officer'ı Sayın Murat Şahin'i sahneye davet ediyorum. Seni kullanayım mı? Buyurun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. 8. kez size hoş geldiniz diyoruz. Bir parça rakamlarla da Futurist Shuffle'dan bahsedeceğim size. 3 yıl önce 21 Aralık'ta ilk defa yaptık ve bu arada 8 kez bir aradayız. Bu da aşağı yukarı 50'den fazla konuşmacı, 1500 civarında salonda konuk, 20 bin civarında internette izleyici demek. Yaklaşık 100 kişiye de hediye vermişiz demek. Hepinize hani bütün bu katkılardan dolayı teşekkür ederim. En çok atladığımız teşekkürü en başta edeyim ben. Birincisi salonda olmayanlara bizi ulaştırdığı için Pozitif TV'ye teşekkür ederim. İkincisi de bir başka shuffle'da mutlaka artık misafir edelim diyoruz. Bize Adıyaman'dan destek oluyor, web sitemizi yönetiyor, sosyal medyada bütün hesaplarımızı yönetiyor. Zuhal'e teşekkür ederim. Eminim şimdi yine bizi izliyor, bir taraftan inanılmaz çaba gösteriyor. Belki bundan sonraki ilk shuffle'da misafir edelim, o belki konuşsun isterim aslına bakarsanız. Şimdi durmuyoruz, yeni bir sürü şey yapıyoruz, bir parça onlardan bahsedeyim size ama onlarla beraber de nasıl bir gelecek vizyonumuz var ondan onu paylaşmak isterim. Hayatımızda bir sürü yenilik var, en çok heyecan verici aslında belki derneğin ilk gününden beri hayali kurduğumuz. Artık bir devlet okulunda, bir devlet üniversitesinde Future Studies dersimiz var. Bugün bazılarımız aramızda yok çünkü pazartesi günleri ders veriliyor. ODTÜ'de, Enformatik Enstitüsü'nün içinde bizim katkımızla oluşmuş, Ankara Şubemizin de başkan yardımcısı Dr. Cenk Tezcan'ın önderliğinde hayata geçmiş bir Future Studies dersimiz var. Akademik bir program yaratılmış olması derneğin 6. senesinde bizi çok çok heyecanlandıran, katkısında bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. İstanbul'da birçoğunuz biliyorsunuz bir fütürizm okulumuz var, sertifika programı devam ediyor. Yeni dönemi 15 Ocak'ta açılıyor olacak. 7 hafta boyunca derslere katılıp ardından sertifikalı fütüristler olabilmesinin önünü açıyoruz. Yine derneğin başından beri hayalini kurduğu bir başka şey gerçek oluyor yakında. TÜSİAD'la beraber 2030'da insan yaşamını tarif eden bir araştırma raporu yayınlıyor olacağız. Son aşamasına geldik. Önemli çalışmalar var. Onu da bir sonraki Futurist Shuffle'a kalmadan açıklayacağımızı tahmin ediyorum. Daha sık bir araya gelme olanağımız olacak. Gerçi özellikle genç fütüristlerle çok sık bir araya geliyoruz. Onlar dernek ofisinde sık sık bir araya geliyorlar. Yeni çalışmalar için zaman geçiriyorlar. Bizlerden bir şeyler almaya, destek almaya çalışıyorlar. Derneğin pek çok yetişkin üyesini ciddi çalıştırıyorlar yeni projeleri için. Ama daha sık ve eğlenceli bir araya gelmek için ayda bir tane happy hour'umuz olacak. Önümüzdeki günlerde onun yeri, ne sıklıkta olacağı vesaire ile ilgili bilgileri paylaşıyor olacağız. İki ayda bir yönetim kurulumuz da bu happy hour'lara katılacak. Bütün bunları yapıyoruz. Neden? Çünkü inanılmaz bir değişimin içindeyiz. Bir tarife göre Rönesans'tan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanoğlunun yaşadığı en büyük değişim dönemini yaşıyoruz. Hayatımızda bir sürü şey değişiyor. Enerji örneğin çok önemli. Enerji konusu pek çok şeyle karşı karşıyayız. Biz artık rüzgarı mı kullansak, enerjiyi mi kullansak derken bir taraftan ay ışığından yararlanabilir miyiz konuşuyor insanoğlu. Bunun üstünde çalışıyor. Hayatımızı çok kısa sürede bir 5-10 sene, 10 sene içinde muhtemelen değiştirecek inanılmaz yenilikler var. Benim en çok dikkatimi çeken bir tanesi 3 boyutlu baskı teknolojisi. Computer cupcake diye bir şeyden bahsediyor herkes gittiğimiz konferanslarda. Hani bilgisayardan canımızın istediği keki basıp yer miyiz gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bir taraftan hani ben yemeğe çok düşkün bir insanım. Dolayısıyla ne istersem anında yiyeceğim, çok heyecanlı. Bir taraftan da ürkütücü. Kuantum bilgisayarlar hayatımızı çok önemli ölçüde değiştirecek bir başka yenilik. Geçen yıl ilk ticari kuantum bilgisayarı üretildi ve ardından da satıldı. Müşteri de buldu.
Yakınlarda bu ilk bilgisayarı dizayn eden şirketin sahibiyle tanışma imkanım oldu. Neden diye sordum, hani niye yaptınız bunu? Eğer varsa paralel evrenlerle iletişimi sağlayacağız dedi. İnsanoğlu bugün geldiği noktada bunu konuşuyor. Tabii ne oluyor? 18 yaşına gelmiş bir Amerikalı genç babasıyla geçirdiği zamandan daha fazlasını televizyon karşısında geçiriyor bu zaman zarfında. Bildiğimiz her şey değişiyor ve yıkılıyor. Amerika Birleşik Devletleri homeless dediğimiz evsizlere bir türlü çözüm bulamadığı için onları bir çözüm noktası haline getirmiş. Kaliforniya'da evsizleri Wi-Fi hotspot haline getirmişler. Artık şehir içinde Wi-Fi kullanabilmesi için insanların homeless'ları aracı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla dünya tamamen değişiyor. Pazarlamacılar aman çok önemli diye bundan 10 sene önce World of Mouth Marketing'den konuşuyorlardı. Ben de orijinal şirketlerini kurarken ilk olarak bir World of Mouth Marketing ajansı kurmaya karar vermiştim. Şimdi artık World of Keyboard konuşuyoruz. Çünkü her yerde tüketici insan hayatımıza etken olarak dahil oluyor. Nasıl tarif ederiz dersek aslında günümüzü ya da yakın geleceği, Age of Information, yani bilgiyle hayal gücünün birleştiği bir dünyadan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Dolayısıyla da biz fütüristler olarak bilim kurgu işinde çalışıyoruz belki bir yandan, ama hepimiz öyle yapmıyor muyuz iş planı yaparken şirketlerimizde? Onların da bir bilim kurgu hikayesinden, bir masaldan farkı yok. Bir şey hayal ediyoruz temelde baktığımız zaman. Bütün bunlarla beraber 2020 yılında 13 bin tane uzay turisti olacak dünyada ve aşağı yukarı uzay turizmi için 650 milyon dolar yıllık bir bütçeden konuşacağız. Benim yine yakınlarda çok ilgimi çeken bir araştırma, hani yaşlanma, gençlik vesaire ile ilgili, hani çim rekabetle ilgili konuşan herkesin mutlaka değindiği bir konu ya, 2040 senesinde Çin nüfusunun %25'i 50 yaş üstünde olacak. Dolayısıyla hayatımız belki orada bir başka değişiklik bekliyor olacak. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Benden sonraki heyecan verici konuşmacılarla şu anın arasında bir yerde daha fazla zaman kaybetmeyeceğim, sizi de tutmayacağım. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum burada olduğunuz ve geleceğinize yatırım yaptığınız için. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler.